Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Roborock Flexi Light süpürgeyi inceleyeceğiz. Nereden çıktı bu süpürge diye soranlar olabilir belki. Biliyorsunuz ben yakın zamanda bir ofis tutmuştum kendime. Daha önce evden çalışıyordum ama ofise geçtim. Ofiste de bir süpürge ihtiyacımız vardı. Bunun temel sebebi ise şuydu arkadaşlar. Yerleri süpürmek için süpürgemiz var ve düzenli olarak da bir temizlik için de birileri geliyor ofise ama arada temizlemekleri gerekiyor. Yere bir şeyler düşebiliyor. İşte bazen burada yemek yediğimiz zamanlar da olabiliyor. Islak, kuru bir süpürge ihtiyacımız vardı. Çünkü normal süpürgemi sadece kuru şekilde yapabiliyordu. Ben de Roborock'tan böyle bir süpürge rica ettim. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Ben de hem incelemesini yapayım hem de yaşadığım deneyimi sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Biraz tasarımdan bahsedeyim ben. Aslında tasarım olarak standart bir süpürgeye çok fazla benziyor. Dikey süpürgelere benziyor. Eskilerin gırgır dediğimiz böyle hani ön tarafında bir fırçası olan ve bir de uzunca bir sapı olan bir tarza fazlasıyla benzeyen bir tarzımız var. Şu iki parça ayrı ayrı geliyor. Kutudan bunları çıkarmıştım. Hatta ben bir kutu açılım videosu da yapmıştım. Orada gösteriyorum nasıl takıldığını da. Üst kısmımızda, şu üst kısımda bunun detaylarını göstereceğim. Küçük bir ekranımız var. Renkli bir ekran. Bu ekrandan hem cihazın açmasını kapamasını hem de süpürme modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda işte yaptığı işlemleri de ufak tefek şeyleri de oradan gösterebiliyor. Pilin, şarjın durumunu da size göstermiş oluyor o ekranda. Bu ekranın hemen alt kısmında ikinci bir düğme daha var. Bu kendi kendine temizlik düğmesi. Kutusundan bir tane docking station diyeceğimiz İngilizce'de Türkçe çevirsek istasyon diyebileceğimiz bir parça çıkıyor. Bu parçanın da 220 volta bağlamanız gerekiyor bu arada kabloları. Şu an bağlı değil ama normalde bağlamanız gerekiyor. Onu bağladığınız zaman buradan hem şarj oluyor aynı zamanda kendi temizliğini buradaki düğmeye basarak yapabiliyorsunuz. 2 adet su tankımız var. Burada aslında güzel bir tasarım da olmuş. Hem yarısı siyah yarısı beyaz bir tasarıma sahip cihazın. Ön tarafta bulunan su tankı beyaz renkte tasarlanmış tasarım gereği. Buraya temiz su koyuyorsunuz. Arkadaki su tankı ise siyah renkli. Ona da kirli yani burada kirlenen su buraya geliyor. Alt kısımda bir tane fırçamız var. Fırça da yine kutudan haricen çıkıyor. Onu takmanız gerekiyor bu cihazın üstüne. Burada kapağı kaldırarak fırçayı takıyorsunuz. Aslında hani parçasal anlamda bak işte bu istasyonu bunları ve beraber işte bu şekilde bir süpürge cihazı ortaya çıkmış oluyor. Kutusundan bir tane de fırça çıkıyor. Bu fırçayla kirli su tankını temizleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda kirli su böyle bir borusu var. O boruyu da temizleyebiliyorsunuz. Bir de yedek bir filtre çıkıyor. Kirli su tankındaki temizlerken hani kullanmak üzere bir yedek filtre çıkıyor. Onlarla ilgili detayları birazdan bahsedeceğim. Teknik özelliklerden de biraz bahsetmek istiyorum. 17.000 PA emiş gücü var bu ürünün. Islak kuru temizleme özelliği olduğunu söylemiştim. Esnek tasarımıyla koltukların altına da girebiliyor. 15 cm'ye kadar olan koltuk testi, sehpaydı, şuydu, buydu. Bunların altına eğilerek girebiliyor. Hatta tamamıyla böyle 180 derece yere paralel olabiliyor. Bu 180 derece olduğunda farklı bir moda geçiyor. O zaman söylüyor zaten flex moda geçildi falan diye. Zaten ismi de buradan geliyor. Çeşitli şeylerin altını temizleyebiliyorsunuz. LED ekranımız var ve sesli uyarı sistemi var. Sesli uyarı sistemi arkada bir tane küçük bir düğme var. Bir de böyle hoparlör delikleri var. Buradan bunu kapatabiliyorsunuz isterseniz. Bu arada Türkçe dil desteği yok. İngilizce var. Farklı diller de var ama Türkçe şimdilik yok en azından. Veya bana gelen sürümde yoktu. Belki ileride bir Türkçe dil desteği de gelebilir belki bu ürüne. Sesli komutlarla size işte uyarmış oluyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor diyor. Size bu bilgileri verebiliyor arkadaşlar. Self-cleaning stopped. Please clean the dirty tank and reinstall it in place. DirtTect adaptif temizlik özelliği var. Bunun detaylarını da kullanım detaylarını söyleyeceğim. Pille birlikte cihazı 40 dakikaya kadar kullanabiliyorsunuz. 50 derecede paspas kurutma özelliği bulunuyor. 4 kilogram ağırlığımız var. Toplam süpürgenin ağırlığı 4 kilogram. 620 mililitre temiz su tankımız var. 400 mililitre de kirli su tankımız olduğunu söyleyeyim. Fiyatı da 18.000 TL civarında. Şimdi gelelim Roborock Flexi Light'ın kullanım deneyimine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kullanması kolay, zor değil. Özellikle çalıştırdıktan sonra bu roller dediğimiz yani paspas böyle daire bir paspasımız var. Dönerek çalıştığı için zaten ileri doğru hareket etmek istiyor cihaz ve çok böyle tek elinizle, tek kolunuzla çok böyle rahat bir şekilde ileri geri hareketi yapabiliyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok onu söyleyeyim. Hani cihaz beni zorlar mı? İşte süpürme nasıl oluyor falan diye soracak olursanız bu şekilde oluyor. Islak kuru çalışabiliyor. Bu önemli. Neden önemli? İşte yere bir yumurta attınız işte ne bileyim su döküldü, kahve döküldü, çay döküldü. Artık aklınıza gelebilecek her türlü sıvıyı içine alıp temizleyebiliyor. Paspas özelliği de olduğu için hem alıyor içine kirliyi hazneyi hem de temizlemiş oluyor. Bu tarafını da ben beğendim. Su tankını isterseniz böyle hoş kokulu bir şeyler koyabilirsiniz. Birazcık deterjan da koysanız güzel olabilir. Bununla ilgili bir uyarı görmedim ben. Hani koymayın gibisinden de bir uyarı görmedim ama çok böyle aşındırıcı malzemeler koymayın tabii ki. Ne bileyim çamaşır suyu falan koymayın yani. Cihaza zarar verebilir ama böyle hoş kokulu lavanta yağı olabilir ya da benzer yağlar koyarsanız güzel olabiliyor. Etrafı bir hoş kokutuyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi cihazda 3 farklı temizlik modu var arkadaşlar. Eko modu var. Yani orada ekonomik modda temizlik yapıyor.
yapıyor. Otomatik modu var, bir de power yani güçlü bir modu var. Şimdi eco modda yaptığınızda o tabii ki daha düşük güçte oluyor. Otomatik modda yaptığınızda şöyle bir durum oluyor. Eğer inatçı bir kir varsa veya su varsa bunu algılıyor. Ona göre artık daha hızlı döndürüyor veya daha güçlü bir emiş gücüne geçiyor. Bu şekilde kendisi zemindeki kire göre otomatik olarak yapıyor. Bu gayet de güzel temizliyor, onu söyleyebilirim. Tabii ki çok böyle hani zeminde çok eski uzun yıllardır kalan yapışmış filan lekelerde zaman zaman zorlandığı oluyor. Onun için onu önce elde bir temizleyip ondan sonra üzerinden bir paspas atmanız gerekiyor. Ama böyle hani yeni dökülmüş işte 10 dakika olmuş 5 dakika olmuş bir şeyi hemen temizliyor. Orada herhangi bir sorun yok. Onun özellikle söyleyeyim. 17.000 pH emiş gücü var dedim. Hem ıslak hem de kuru çalışıyor. Yani yere kuru olan bir şey de atabilirsiniz. Mesela mercimek taneleri atıp deneyebilirsiniz. Onları da çekebiliyor. Belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Halı gibi zeminlerde kullanılabilir mi? Ben halıda kullanılmasını önermem. Zaten öyle bir hani kullanmayın gibi bir uyarı da görmedim cihazın üzerinde ama takdir edersiniz ki fırça ıslak olduğu için halı gibi bir zeminde kullandığınızda halıyı ıslatabilir. Kısa süreli bir kullanım olabilir ama sürekli kullandığınız zaman sıkıntı olur. O yüzden parke gibi, seramik gibi ve benzeri yüzeylerde, mermer yüzeylerde filan 10 numara 5 yıldız. Orada bir sıkıntısı yok ama halı gibi biraz daha böyle hani kumaş gibi şeylerde biraz sıkıntı yapabilir. Orada kullanmanızı önermem. Bu otomatik modda arkadaşlar Dirtek dediğim markanın bir akıllı temizlik modu çalışıyor. Ve burada az önce bahsettiğim gibi çok kolay bir şekilde zemindeki kirin yüksekliğine, yoğunluğuna göre kendisi otomatik olarak algılayıp ona göre bir hız ve emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Bu da güzel özelliklerden biri. Koltukların altına girebiliyor çünkü şöyle bir mekanizması var. Şu anda burada kapalı bir vaziyette duruyor ama bunu böyle çektiğiniz zaman bir çıt diye açılıyor. Zaten şöyle çalışırken bu öne doğru kapattığınızda kapanıyor cihaz otomatik olarak. Ama arkaya doğru yani çalışmazken arkaya doğru açınca otomatik çalışmaya başlamıyor. Yukarıdaki power tuşuna basmanız gerekiyor. Burada hareket edebiliyor. Belli bir açı sağa ve sola dönebiliyor. Aynı zamanda 180 derecede yere doğru yani 90 dereceden şuraya kadar inebiliyor. Bu sayede 15 santimetreye kadar olan işte koltukların altına, çek yatın altına şuraya buraya gidebiliyor arkadaşlar. Ben bu özelliğini beğendim çünkü zaman zaman böyle eğilmek zorunda kalıyorsunuz ama böyle yere paralel getirdiğinizde hemen temizliğe de başlıyor. Yapabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden biri olmuş. 620 mililitrelik temiz su tankı var dedim. Mesela 10 dakikalık bir kullanımdan sonra temiz su tankının yaklaşık olarak 5'te biri boşalmıştı arkadaşlar. 10 dakikada o kadar suyu içe alıyor. Tabii ki bu temizlediğiniz yüzeye göre, yüzeydeki kire göre artıp azalacaktır. Bence fena değil. Yani çok sık doldurmanıza gerek yok temiz su tankını. Kirli su tankı iki aşamadan oluşuyor. Normalde böyle o filtresini çıkarttığınız yeri döküyorsunuz işte oradan suları. Ama ulaşamadığınız yerde çektiğiniz zaman tankın içi de çıkmış oluyor. O zaman daha böyle tamamen her şeyi çıkartmış oluyorsunuz. Tabii böyle çıkartıp temizlemek daha iyi arkadaşlar, onu söyleyeyim. Kendi kendine üzerindeki paspası temizleme özelliği var. Bunun için 50 dereceye kadar ısıtıyor paspası ve 1 saat boyunca bu işlemi yapıyor. Gerçekten de bence temizliğini kendi yapıyor olması güzel. Çünkü ben daha önce farklı markaların ürünlerini kullanmıştım. Onlarda şöyle bir sorun vardı. Temizlikten sonra o fırçayı çıkarmanız lazım. Çünkü ıslak kaldığı zaman koku yapacaktır takdir edersiniz ki. Bu ürün kendisi temizliyor ve kurutuyor. %100 kuruttu mu? %100 kurutmadı ama epey kurutuyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve bu da koku yapmasına veya bir süre sonra küf yapmasının da önüne geçecektir. Güzel bir özellik. Tabii bu özelliği kullanabilmek için robot süpürgeyi bu istasyon üzerine koymanız ve kendi kendine temizlik modunu başlatmanız ve 1 saat boyunca da dokunmamanız gerekiyor. Çünkü bu işlem 1 saat sürüyor arkadaşlar. Şimdi bazı ufak tefek uyarılar da yapayım. Bu ürünle böyle camdır veya işte sivri parçaları lütfen çekmeyin. Zaten kendi kullanım kılavuzunda da bu uyarı yazıyor. Yani bir cam kırıldı. Ha ben hemen bunu alırım. Yapmayın. Çünkü bunun biliyorsunuz sonuçta bu bir mop var üzerinde. Bir fırça var. Ve o fırça kumaştan oluşuyor. Ve mekanizmasını da zarar verebilirsiniz. Hem de o kumaşın içine de kaçabilir o cam parçaları veya kırıklar. O yüzden böyle bir şey önermiyorum. Burada kullanmayın. Onun altını özellikle çizeyim.
Sadece ıslak ya da sadece kuru olarak kullanılabiliyor mu? Evet. Halı da kullanmayın. Onu da az önce söylemiştim zaten. Yani kullanılabilir ama ıslak olacağı için halı işe yapabilir. Zarar verir, ıslatabilir yani. O da hoş olmayabilir. Peki susuz kullanılabilir mi? Ben birkaç kez suyunu bitmiş mesela fark etmemişim. Kullandı, çalıştı ama bu ürünün asıl özelliği sulu olduğu için, sulu kullanımı olduğu için ben bu şekilde kullanmanızı önermiyorum. Peki normal bir süpürgeden ya da paspas atabilen bir robot süpürgeden bu ürünün ne farkı var? Çok önemli bir farkı var arkadaşlar. Şimdi normal süpürgeden ıslak kuru değil zaten. Islak kuruysa sorun yok ama olmayanlarda tabii ki ıslak çekemiyorsunuz. Mop atan süpürgelerde de şöyle bir sorun var. Robot süpürgelerden bahsediyorum. Onlar bir sıvıyı alamıyor arkadaşlar. Tamam, temizlik yapıyor ama sıvı alma özelliği yok. Bu üründe sıvı alma özelliği var. Bu bakımdan küçük çocuğu olan aileler için bu tarz bir ürün oldukça işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onlar hani böyle yere mamalarını atıyorlar, süt atabilirler, başka şeyleri atabiliyorlar. Yemek yerken biliyorsunuz çocuklar böyle fırlatır atarlar kızdıkları zaman özellikle. Bu tarz bir ürün de tam da o işe yarayacağını söyleyebilirim. Bir de benim senaryoda ben çok deneme imkanım olmadı. Çünkü ofiste kullandığım için ofiste evcil hayvan yoktu ama evcil hayvanlar için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yere dökülen kılları, tüyleri vesaire toplama anlamında hem ıslak olarak da çektiği için yani bir taraftan toplarken bir taraftan da sileceği için oldukça da iyi olacağını tahmin ediyorum. Gelelim pil konusuna arkadaşlar. Marka bu ürünü 40 dakika kullanabilirsiniz diyor. Muhtemelen eko moddaki değerdir diye tahmin ediyorum. Ben otomatik modda yaptığım bir denemede 10 dakika boyunca temizlik yaptım ve pil %100'den %75'e düştü arkadaşlar. Yani %25'lik bir pil düşmüş oldu. Bu da aslında verilen rakamın da doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü 40 dakika kullansaydım %100'e kadar bitecekti pili. Yani %0'a inecekti pili. Bu şekilde rakamın da doğru olduğu 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkıyor. Eko modda kullanırsanız belki pil ömrü biraz daha uzayabilir. Ya da power modda yani daha güçlü bir modda kullandığınızda o zaman pil ömrü biraz daha azalacaktır diye düşünüyorum. Bence 40 dakika yeterli. Yani 40 dakika boyunca temizlik yaptı zaten bir evin büyük bir kısmını da temizlemiş olursunuz diye düşünüyorum. Flexi Light'ın kenar temizleme özelliği de var arkadaşlar ama tek taraflı yapabiliyor bunu. Çünkü tasarımı gereği bir tarafında bulunmuyor bu özellik. Biraz daha kenarlara doğru daha uzak durduğu için yaklaşık olarak 1 cm kadar olan kenarlarda da temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Yani kenarlara 1 cm kadar da yaklaşabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden biri. Gelelim fiyat konusuna. Şimdi bu ürünün fiyatı 18.000 TL civarında. Kampanyalar olabilir, fiyatlar değişkendir. O tarafı bilemiyorum. Hani artabilir de, azalabilir de. Malum ülkede enflasyon var. Ama bence yaptıklarına göre fiyatının ben makul olduğunu söyleyebilirim. Elbette kablosuz bir süpürge alırım, bunun yaptığı işi yapar diyenler de çıkacaktır. En azından sadece kuru temizlik açısından söylüyorum. Doğrudur, daha uygun fiyatlı süpürgeler de var. Ama işin içine ıslak kuru girdiğiniz zaman, aynı zamanda süpürge özelliği de olduğunuz dediğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar bu civarda oluyor arkadaşlar. O bakımdan ben fiyatının piyasa şartlarına ve sunduğu özelliklere göre normal olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bu modelin bir de Pro sürümü var. Aralarındaki farklardan da bahsedeyim hızlıca. Tabii ben ne yaptım? Her zaman olduğu gibi bir tablo hazırladım. Şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz. Aslında Pro modelle bu normal model arasında çok da büyük farklılıklar yok. Pil ömründe o model 50 dakika veriyor. Bu model 40 dakika demiştim. Kendini temizleme süresi Flexi Light'ta 60 dakika. Flexi Pro modelinde 30 dakika. Ağırlık tarafında Flexi Light 4 kilogram. Pro modeli 5 kilogram. Temiz su tankı kapasitesi Flexi Light'ta 620 mililitre. Pro modelinde 730 mililitre. Kirli su tankı kapasitesinde biri de 400 öbüründe 450. Roborock Flexi Light da kenarları temizleme özelliği tek yönlü, Pro modelinde çift yönlü, sıcak havaya temizleme her iki modelde de var. Sıcak suyla temizleme sadece Pro modelinde var. Adaptif tekerlekler, bütünleşik ışık ve uygulama desteği sadece Pro modelinde olduğunu söyleyeyim. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Roborock Flexi Light ıslak kuru süpürgenin özelliklerini ve yaşattığı deneyimi aktarmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak beni desteklemenizi istiyorum. Böyle incelemeler yapıyorum, videolar hazırlıyorum sizler için. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması konusunda abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz mutlu olurum. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.